Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Ekonomist Çoban kanalındasınız. Birkaç bölümdür dolar üzerinde bir baskı olduğunu, bir el olduğunu ve doların bir sabit kur rejimi gibi olduğunu adeta anlattık önceki bölümlerimizde. Peki bu el neden sadece doların üzerinde, neden euroya, neden altına etkili değil? Öncelikle şunu söyleyeyim, bu video takipçilerimizden gelen sorular üzerine çekilmesine lüzum duyulmuş bir video. Hatta söz verdim kendilerine. Bütün yorumları okuduğumu söylemiştim size. Gerçekten bütün yorumları okuyorum ben. Ve o videoların altında çok yoğun miktarda şu soru var. Dolar sabit, euro altın yükseliyor. Nedir bunun şeyi? Bizim kastımız, zorumuz sadece dolarla mı, sadece dolar mı baskılanıyor? Şöyle sormuş Servet Köktaş. Öncesinde biraz övgü var, oraya geçelim. Euro, sterlin, frank, altın hepsi yükseliyor. Dolar dışında. Neden? Sadece dolar mı baskılanıyor? Muammer Akça demiş ki takıldı kaldı, çok ilginç. Euro arasındaki makas 1 lirayı geçti. Normalde 60-80 kuruş olması gerekir. Yani şu anda dolar en az 7 olmalı. Çok ilginç değil mi demiş Muammer Akça. Aslında hiç ilginç değil. Aslında çok basit. Fakat genelinin bilmediği, birazdan anlatacağım şartlar yüzünden fiyatlar bu şekilde oluşuyor. Parite dediğimiz şey iki para biriminin birbirine karşı olan alım satım değerini ifade eder. Bir para çiftidir. Dolar TL bir paritedir. Euro TL bir paritedir. Euro dolar bir paritedir. Ve bunlar hangisinin kaç paradan alınıp satılacağını gösterir. Piyasada oluşan rakamlardır genellikle. Niye genellikle diyorum? Çünkü bazıları piyasada oluşan rakamlardan doğmaz. Mesela Euro TL paritesi. Buraya kadar biraz karışık, aslında çok basit. Birazdan detayını anlatıyorum. Dolar TL paritesi gerçek bir paritedir. Neden? Çünkü piyasada alıcılarla satıcılar kavga eder. Ortaya uzlaştıkları bir nokta gelir, işlemin gerçekleştirdiği. O nokta o pariteyi ifade eder ve bu yüzden gerçektir. Ama Euro TL piyasada Euro alıcılarıyla TL satıcılarıyla birbiriyle kavga ettikleri bir ortamdan doğmaz. Euro TL paritesi dayanak olarak dolar TL paritesini ve euro dolar paritesini kabul eder. İkisinin çarpımından oluşur. Mesela euro dolar da gerçek bir paritedir. O da alıcılarla satıcıların kavgasından doğar. Fakat euro TL diye bir parite aslında yoktur. Euro dolar ve dolar TL'nin birbirine çarpımıyla oluşur. Bu biraz hesap kolaylığı için yapılmış ve arbitraj imkanı da vermemeye yönelik bir işlem aslında. Belki de Euro TL diye bir piyasada değer oluşmaması. Dolar TL ile dolar Euro'yu birbirine çarpıp böyle olduğu zaman arbitraj oluşmaz. Doları dayanak varlık olarak kabul eder. Bunun üzerine hesaplarız. Aynı gram altın da böyle. Daha önce gram altını bu şekilde olduğunu anlatmıştım. Orada kimsenin kafası karışmadı. Kolaylıkla anladılar. Ons fiyatı var. Onu da doların TL cinsinden değeriyle çarpıyoruz. Altının gram fiyatını buluyoruz demiştim. Euro'da da öyle. Bir parite var. Onu da doların TL cinsinden değeriyle çarpıp o paritedeki euro rakamını buluyoruz. Aslında aralarında hiçbir fark yok. Niye dolar sabit, öbürleri oynak? Onu da anlatayım. Doları biz yaklaşık 2 aydır 6.85'te tutuyoruz. 6.85'te dolar sabit ama euro dolar paritesi bizim kontrolümüzde olan, bizim baskılayabileceğimiz bir şey değil. O oynamaya devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.12'lerden şu sıralarda 1.16'lara yükseldi. Yani euro dolara karşı bayağı bir değer kazandı. Euro dolara karşı değer kazanınca bizde de dolarla euro dolar çarpıldığı için 6.85 de olsa dolar, 6.85 2 ay önce 1.12'ye çarpılıyordu. Şu anda 1.16 ile çarpılıyor. Çarpan katsayısı artınca. Aynen öyle. Fiyat da değişiyor. Altın da bunun gibi. Altın da 2 ay önce çok başka bir ons fiyatına sahipti. Şu anda 1900'lere geldik neredeyse. O yüzden 2 ay önceki çarpıldığı rakam başka. 1900 ile çarpınca işte senin 400 liranın üzerinde bir altın fiyatın oluşuyor. Aradaki yükseliş, aradaki fark bu. Ha bizim kastımız euroya mı, dolara mı vesaire onu bilemem. Ama dolar eğer sabitlenirse pek çok şeyde aslında buna paralel olarak sabitlenmeye çalışılıyor. Ya da sabitleniyor ya da işte böyle marjinal hareketler yaparlarsa altın bir euro gibi
Onlar da sabitlenemiyor. Onlar hareket etmeye devam ediyor. Ama Euro'nun yükselişinden bizimkilerin rahatsız olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. En azından ihracatımızın çoğunun Avrupa'ya yapıldığını düşünürsen, oradan gelecek paranın Euro olarak, Euro cinsinden geldiğini düşünürsen, Euro'nun yükselmesi ne bizi yönetenlerin ne de Euro ile iş yapanların yani reel sektörün gücüne gitmez, zoruna gitmez. Onlar daha memnun olurlar, mutlu olurlar diye düşünüyorum. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Hangi yüzü? Avrupa'ya mal satan geliri Euro ile olan insan için evet bu durum kabul edilebilir. Hatta sevindirici bir durum. Ama aynı zamanda Avrupa'dan ülkemize gelen ithal ürünler var. Onların buradaki fiyatların artması da şeyde tüketici olarak. Orada hesabı şöyle güncelleyeyim sana. Biz ihracatımızın çok büyük kısmını Euro bölgesine yapıyoruz. Ama ithalatımızın çok büyük kısmını dolar üzerinden yapıyoruz. Böyle bir fark var arada. Euro cinsinden değil bizim girdilerimiz. Çok 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 büyük oranda dolar cinsinden. Evet. Ama Avrupa'ya ihraç ettiğin için ihraç ederken ilgilendiren şey Euro, ithal ederken ilgilendiren şey dolar. Ekseri olarak tabii ki. İstisnai durumlar. Tabii ki Euro ile mal getiren de var. İtalya'dan alıyorsan Euro ile getiriyorsun. Evet. Orada sıkıntı. Ama kütlelerin büyüklüğü önemli. Dolar çok daha fazla bize girdi yaratıyor. Bir de ihracatın büyük yani büyük kısım ihracatsa ülke için avantajını düşündüğün zaman tabii ki bu bir sevindirici yani bir durum. Sen büyük kısmı ihracatın çok çok büyük bir kısmını hem gıdanı işte hem ara mamul olarak getirip tamamladığın her ne varsa çok büyük bir kısmını Avrupa'ya Euro bölgesine yapıyorsun. Evet. O yüzden böyle. Keşke artsa. Keşke daha da çok olsa bu işleri işlemlerin hacmi ve ülkemiz kalmasın. Artı yazsa diyorsun. Doğru söylüyorsun. Ama bu şeyde hani 1.16'lara gelmiş bir parite var. Onu da şu anda büyük ihtimalle merak edeceklerdir, ediyorlardır. 1.16'lar çok gerçekçi rakamlar değil bence Euro paritesi için, dolar Euro paritesi için. Buralardan tekrar 1.12 ya da 1.10'a doğru bir dönüş gerçekleştirecektir diye tahmin ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Ama bu da piyasa oyuncuların için önemli bir bilgi. Aslında herkes için önemli bir bilgi. Genellikle şey olur çünkü Euro-Dolar paritesi 5 kuruşluk bantlar içerisinde oynar. Bazen bant değiştirir. Yakın zamana kadar 5 kuruşluk bant içerisinde gidip gelip bir alt banda, gidip gelip bir alt banda 1.05'lere kadar gelmiştik. 1.10 ile 1.05 arasındaki banta hareketleri. Neredeyse 1.1 noktasına gelecektik. Sonra işte pandemiyle birlikte ya da işte Amerika'nın faiz artırımlarını kesip faiz de düşüşe gitmesiye başlamasıyla birlikte o yukarıdaki banda taşındı. 1.10 ile 1.15 arasında gidip gelen bir banttayız. Şimdi 1.15 ile 1.20 bandına mı gidecek? Yoksa 1.10-1.15 bandına geri mi dönecek? Benim kişisel tahminim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 1.10-1.15 bandına tekrar geri döneceği yönündedir. Önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Peki şey soracağım. Geçen gece dolarda 3 kuruşluk bir gerileme oldu. Onu neye bağlıyorsun? Nasıl yorumluyorsun? Trajik. 82-85'ten 82'ye düşen evet, bir... Trajik bir hareket yaptı dolar. Evet. Trajik deyince de komik geliyor. 3 kuruşun nesi trajik diye ama 2 aydır böyle sabit bir anda böyle birkaç dakikada tak 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 aşağı inmesi. Nedenini bilmiyorum. O gün bir video çıkmıştık. Şey demiştim. Merkez Bankası bir yoktu oyuncu. Tahminim o tarz bir emir silsilesi, o tarz bir pozisyon silsilesi nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Ama hemen zaten ertesi gün tekrar o 3 kuruşu geri alıp 6.85'e onu sabitledik ya da yine güvenli limana çektik doları, park ettik 6.85'e. Şimdi de hala 6.85'te takılıyoruz. Yani o 3 kuruş da sanırım açılan pozisyonlardan, Merkez Bankası bir yok pozisyonlarından kaynaklandı diye tahmin ediyorum ben. Ama böyledir diyemem. Kimsenin günahını almayayım. Bir forex oyuncusu için 3 kuruşluk bir düşüş trajik. Silkeler mi? Silkeler. Hem de ne biçim silkeler. Özellikle 2 aydır böyle sabit kalmış bir parite üzerinde. Yukarıya doğru gideceğini düşünen bir yatırımcı için. Yani tabii ki hani terste kalan için trajik bir kayıp da olabilir.
düzdeki adam için de trajik bir kazanç da olabilir. Normalde dolar TL çok volatil bir para birimi olduğu için 3 kuruşlar normalde dedim bundan 2 ay öncesine kadar pek kimseyi korkutmazdı ama şu anda böyle bir ani 3 kuruşluk düşüş herkes bir ne oluyoruz oldu. Alışmamışız herhalde. Bu kadar volatilite. O yüzden sen diyorsun ya teminatınıza güvenmediğiniz işlemleri yapmayın. Ben şey diyorum ya FX oynayanlar için özellikle. TL bacaklı enstrümanlarla işlem yapmayın. Yani şu 2 aylık stabil dönem sizi aldatmasın. Bu iş çok fazla böyle gidemez. Başka bir videoda biraz anlatmaya çalışırım ama bu sabit sakin dönemin de sonlarındayız. Bu işi daha fazla uzatamayacaklardır. Bu maliyetler, bunun maliyetinin altından kalkmak biraz güç. Çok uzun süre böyle gitmez diyeyim ben size. İnşallah diyorum ben de. Niye? Ne olacaksa olsun bilelim. Yani eğer bunun için bir bedel ödeniyorsa, bu bedel de bizim cebimizden çıkacaksa... Çıkıyor. Çıkacaksa ne demek? Evet. Çıkıyor. Yani çıkıyor. Kamu bankaları görev zararı yazacak. Devlet de onu sübvanse edecek. Kimden ödeyecek o parayı? Senden, benden. Ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama bize müstahak. Sonuçta o temsil yetkisini biz verdik. Şu anda olan her şeye de böyle uzaktan bakmak durumundasın. Evet. Ya da en fazla işte eleştirebiliyorsun. Niye öyle yaptılar? Öyle yapmasalardı daha iyi değil miydi? Böyle zarara gidiyoruz. Yani elinden bu gelebiliyor ancak ama yetkiyi, temsil yetkisini ben verdim. Adam da elinde mühür var. İstediği gibi istediği yere basıyor. Yapacak bir şey yok. Evet, mesajı aldım. Aldım. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Eğer sizin konuyla alakalı soru ve görüşleriniz varsa bakın bu video iki dostumuzun sorusu üzerine bizim aklımızda çaktı. Ve oraya cevap yazmaktansa video çekip bunu birçok insana bu cevabı vermek istedik. O yüzden soru ve görüşleriniz çok önemli. Evet, cevabı çok basit bir soruydu aslında. Ama fark ettim ki kimse bu durumdan bilgi sahibi değil. Dedim ki söyleyeyim de hani bizim en azından dostlarımız niye dolar sabit, niye euro altın oynuyor? Bir tek garezimiz, kinimiz dolara mı sorusuna yanıtı alabilsinler. Bu bilgiyi verebileyim. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, bunun gibi içeriklerin devamı için ve kaçırmamak için kanallarımıza abone olup o yanındaki küçük bildirim zilini açmanızı rica ederiz. Mutlu ve sağlıklı günler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.